Selamlar. Aklımdaki kişi videosu ile beraberiz. Bugün Instagram üzerinden paylaştığımız aklımdaki kişi horror videosunun devamı niteliğinde bir video çekiyoruz. Ben haritamı burada hazırladım, açtım. Bilgisayarım da açık. Hemen başlayalım duygularından bir yorumlamaya. Şimdi öncelikle kişinin içinde bulunduğu enerjisinden başlayalım. Kişi diyor ki, öncelikle ben kendimi bu ilişki içerisinde çok çıkış yolu bulamayan, enerjisini tam olarak dengeleyemeyen bir enerji hissediyorum. Öyle ki çevre tarafından bu kişi bu dönemde negatif yorumlara maruz kalıyor olabilir. Çünkü kendisini dengeleyemediği ve birçok ilişkisinde negatif yaklaşımları, belki takıntılı ruh hali, belki kendi içindeki düşüncelere takılı kalma hali dolayısıyla başarısızlıklar yaşamış bir kişi olabilir ve çevresi bunu bu dönemde yüzüne vuruyor olabilir gibi görünüyor. Çünkü bu süreçte kişinin tavrındaki değişim halinin, sürekli gelgitli hallerinin, bir var bir yok enerjilerinin çevrede farkında olabilir gibi görünüyor. Çünkü ben bunu arkadaş çevresine de yansıtmış olabileceğini, ailesine de yansıtmış olabileceğini, şu an çok gergin bir enerjide olduğunu, fakat dışarıya inanılmaz bir egosal tutum sergilediğini, hatta belki de sizin aranızda bir mesafe varsa, bir ayrılık süreci yaşadıysanız, duygularını inanılmaz gizleme potansiyelin olabildiğini görüyorum. Şöyle söyleyeyim, direkt olarak onun ev girişinde bir amor enerjisi var, aşk enerjisi var. Yani kişi aslında diyor ki, evet bir sevgim var. Bu arada aranızda mesafe, yolla ilgili bir konu varsa araba yolculuğu görünüyor. Onu da altını çizmek istiyorum. Bir yerden bir yere gidiş, belki uzun yol varsa seyahat etme hali, belki birbirinizi görme potansiyelinizin de ortaya çıkacağı bir gündem görünüyor burada. Kendisini çok ortaya koyabilen bir insan değil. Çok fazla korkuları olan ve bu yüzden bağlanmaktan çoğunlukla kendisini geri çeken bir insan. Ama sizin adaletli yapınızı göremediğini görüyorum ben bu kişinin. Yani burada ters bir enerjide kalıyorsunuz. Sanki sizin içinizdeki adil, davranışlarını dengeleyebilen, ne istediğini bilen enerjideki o tavrınız, haliniz bu kişiye tam olarak yansımıyor. Veya kişi ikna olamıyor. Şimdi kişi sevgiye alışkın olmayan biri olabilir. Duygularını dengeleyemeyen bir kişi olabilir. Bu yönden bakıldığında sanki kişi sizin ona verdiğiniz duygusal saf enerjiyi algılayamıyor. Ya da inanmak istemiyor, ikna olmak istemiyor. Hani bazen bazı insanlar kendisini bile bu enerjiye değer göremez ya. Bazen kişi sizin olan sevginizin altında farklı bir şey arıyor olabilir. Hatta bunu size yansıtmış olabilir. Yani ego kasmış olabilir. Sanki onun bir şeyine tutunuyormuşsunuz gibi. Ondan gelecekle ilgili beklentileriniz varmış gibi. Onu sadece hayatınızda bir figüran olarak görüyormuşsunuz gibi. Hani başkası da olsa gelecek kurabilirmişsiniz gibi bile bir algıya kapılmış olabilir. Yani çünkü kişi sizin gelecek istekleriniz ve hedefleriniz için bazen onu kullandığınıza dair bir düşünceye bile kapılabiliyor. Ama bunun altında gerçekten sizin olan sevginize inanamamasından, buna kendisini layık görememesinden kaynaklı bir inanç yatıyor diyebilirim. Şimdi öyle ki bu kişi sizinle vakit geçirmeyi çok seviyor bu arada. Yani bir süredir uzaksanız bunu çok özlemiş olabilir. Beraber devam eden bir süreciniz varsa siz bu kişinin sizinle vakit geçirmeyi sevdiğini ama gelecekten, ciddiyetten, belki netleşmekten korktuğunu düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü enerjisine baktığım zaman diyor ki, yiyelim, içelim, gezelim, vakit geçirelim. Ama gelecekle ilgili ben net olmadığım takdirde benden bir şey bekleme. Şimdi şöyle bir şey var. Hani kadınlarda bu daha çok olur. Erkekler bunu az çok fark eder. Hatta bazı erkekler buradan manipüle edebilir. Tabii ki bu etik bir durum değil. Ama şu var. Kadındaki evlilik isteği, bunu ortaya çıkarma hali. İşte kişi sanki buradan sizi vurmak istemiyor. Evet, sıkıştığı zaman, evet ilişki çok sıkıntılı ilerlediği zaman gelecek istediğinizi de söylüyor. Bu samimi bakın. Gelecekle ilgili size isteklerinden az çok bahsettiyse bu samimi. Ama bir o kadar da korkularında da samimi. Yani size gelecek istediğini, sizinle ilerisini düşündüğünü, hayal ettiğini söylemiş olabilir ama bu konularda aynı zamanda korkularının olduğunu da kabul etmek zorundasınız gibi görünüyor. Şimdi bununla beraber kişi birazcık dengesiz bir süreçte olabilir ve kendi hayatında bir şeyleri ilerletmeye çalıştığı, kendisini geliştirmeye, ilerlemeye çalıştığı bir dönem. Bu para açısından da olabilir aynı zamanda. Çünkü kişinin gelecekle ilgili bazı hayalleri var, idealleri var ve bunlara ulaşmak adına sanki ya kariyer hedeflerine takılı kaldığı ya parasal konulara takılı kaldığı görünüyor. Aranızda para konusu da olabilir bakın. Hatta sizi statü olarak, saygınlık olarak, manevi, maddi manevi daha yukarıda görüyor da olabilir bu kişi. Bunu da görüyor olabiliriz şu anda. Çünkü kişi sanki böyle geçmişinde yaşamış olduklarından ziyade bir süredir duygusal olarak kendisini kapatmış olabilir ve eğlenceye vurmaya çalışıyor olabilir işi. Ve son dönemde sizin bu kadar net oluşunuz, bu kadar saygınlık görüşünüz, bu kadar kendinizden emin duruşunuz, üstelik çok da şeysiniz, hani
kendi hayatınızda kimseye haksızlık yapmayan ve kendi hakkını söke söke alan bir yapıdasınız. Çok netsiniz. Bu yüzden kişi gerçekten sizin çok güvenilir bir insan olduğunuzun da farkında. Kendisini bu kadar net göremiyor, problem burada gibi görünüyor. Ve direkt olarak 5. ev temasıyla geliyor. Şimdi birincisi, bu kişinin geçmiş aşk tecrübeleri, sevgiyi bilmeyişi, ilişki yaşama şeklinin sizinkinden farklı oluşu, eğlenceyi sevişi, flört etmeyi sevişi ya da varsa eğer geçmişinden getirmiş olduğu ilişkiden kaynaklı çocuk konusu varsa bu konu. Yani sanki 5. ev temasıyla geldiği için çocuk, flörtözlük, eğlenceye düşkünlük, aşk yaşamak isteği ama tutkulu bir aşk yaşama isteği, cinsellik isteği. İş biraz daha ciddiyete geldiğinde hayatının değişeceğine dair bir korku salma hali var kişinin içine. Ama bir o kadar da amor enerjisi geliyor. 7. ev de istekli de bir insan fakat korkuları da olan bir insan. Bağlılık konusunda özellikle. Aranızdaki sürece bakıldığında bu kişi aslında sizinle ileriyi hayal eden bir insan. Burada bir sıkıntı yok. Ama burada şimdi ilişkinin karmik döngüsünde 12. ev temasında direkt olarak güney ay düğümü geliyor. Sürekli bir iniş çıkış, sürekli bir dengesizlik ve bu görünmeyen durumlardan kaynaklı. Mesela ayrılıyorsunuz, niye ayrıldık diyorsunuz. Sonradan aklınıza geliyor mesela, neden bu sürece sürüklendik. Üstelik ilişkinizde negatif enerji varmış gibi hissediyorsunuz. Ya bir türlü dengeye gelemediğinizi düşünüyorsunuz. Sanki karmik olaylardan kaynaklı böyleymiş gibi hissediyorsunuz. Bu doğru bu arada. Yani iki tarafın ödemesi gereken bazı karmalar da olabilir gibi görünüyor ama ayrılık sebepleri uzaklaştığınız süreçlerdeki konulardan çok kuşkulu kalıyor. Yani atıyorum bir uzaklaşma yaşıyorsunuz, sebebini sürekli sorguluyorsunuz, sürekli bir şeyleri anlamaya, sürekli bir şeyleri sorgulama ihtiyacında buluyorsunuz kendinizi ve yargıladığınızı görüyorum sürekli kişiyi, onun size olan sadakatini, güven duygusunu, ilişkide neler konuşuluyor, konuşulmayan ne var, hayatımızda neler dönüyor. Yani hemen bir güvensizlik ve araştırma ihtiyacı ortaya çıkıyor olarak görünüyor burada. Bununla beraber şimdi şunu da söylemem gerekiyor. Birincisi evet, yolculuklarla ilgili konumuz var. Bir tatil planı yaptıysanız bu arada buraya gitme ihtimaliniz de var. Bir eğlenceli ortam, yeme içme ortamı var gibi görünüyor. Bir tatil planlaması varsa bu olacak ama bunun daha vakti var olarak görünüyor. Çünkü direkt olarak retro enerjisinde geliyor. Bununla beraber parasal konularda bir dengesizlik varsa, alma verme dengesinde bozukluk yaşadıysanız, kişinin sorumluluklarını çok fazla hafiflettiyseniz veya para verdiyseniz, aranızda parasal konular, iş konuları varsa bunlarla ilgili de bir hakkını alma, hakkını teslim etme enerjisinin ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Yani atıyorum aranızda bir problem yaşandı ve siz onun yanında destek olmaya çalıştınız. Para gerektiren bir konuydu, işle ilgili bir konuydu. Onun işini hallettiniz. Bu konuda size dönecek olan bir adalet teması var olarak görünüyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bununla beraber şu var. Duygusal ihtiyaçlar konusunda her iki tarafta birbirine nasıl davranacağı konusunda şu an inanılmaz belirsiz bir enerjide. Ya bir süredir ayrısınız, nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Yeni bir enerjidesiniz ve ne beklediğinizi anlamıyorsunuz ve kişinin ne beklediğini anlayamıyorsunuz. Çünkü duygusal ihtiyaçlar konusunda, duygusal ihtiyaçları tatmin edebilme noktasında bir belirsizlik çalışıyor her taraf içinde. Üstelik şöyle, iki taraf da aslında birbirini mutlu etmek istermiş. Hayal kırıklığına uğratmak istemiyor iki tarafta. Ama gerçekten burada bir belirsizlik çalışıyor. Nasıl davranacağınızı bilemiyorsunuz sanki. Özellikle karşı tarafın acemi davranışları var. Belki uzun süredir birlikteyseniz bile acemileşmiş gibi görünüyor bu kişi kendi içinde ve duygularını mantığıyla yönetmeye çalıştığında çok fazla kendisini baskıladığı için sizi duygusal tatminsizlik noktasında bırakıyor gibi görünüyor. Yine duygusal taraftan baktığımızda, şimdi kişi genel olarak aslında bir şeyin yarım kalmasından da çok korkuyor. Daha öncesinde sevdiği bir insanı kaybettiyse, daha öncesinde bir yıkım yaşadıysa veya sizi de kaybetmiş olabilir veya sizin aranızda ayrılık süreci yaşanmıştır. O dönemde yaşanan o karmaşaya tekrar girmek istemiyordur. Birbirinizi üzdüğünüzü, zorladığınızı biliyordur. Yani burada yarım kalmış bir şeyi tamamlamak istiyor. Geçmişten kaynaklı da belki duygusal olarak tamamlanma ihtiyacı çok fazla var ama bir o kadar da tekrar yarım kalmasından çok korkuyor. Ama buradaki enerji şunu söylüyor. Şimdi bitmiş görünen bir ilişki burada. Bitmiş gibi görünen bir ilişkinin tekrar canlanma potansiyelinin olduğunu söylüyor harita. Tek problem şu. Bakış açınızın değişmesi lazım. Ve birbirinizin duygusal ihtiyaçlarını görebilmeniz lazım. Ben şunu görüyorum. Sizin gibi yaklaşmasını bekliyorsunuz. Kişi ise olduğu gibi kabul edilmek istiyor. Ve o da istiyor ki benim duygusal ihtiyaçlarıma odaklanılsın
Ben yaralıyım. Yani kişide göremediğiniz yaralar olabilir, göremediğiniz duygusal taraflar olabilir. Çok kapalı yaşıyor. Bu onun problemi, doğru. Ama bu kapalılık halini bile sizin anlamanızı bekliyor. Evet, normalde anlayışlı bir insansınız ve çok kolaylıkla adapte olabiliyorsunuz ama kişinin egosal tavrı ve hırslı davranışları bazen damarınıza basması onu inatla anlamak istememenizi de sağlıyor bazen. Yani yeter dediğiniz noktaya gelmiş olabilirsiniz. Burada iki tarafın da bakış açısının değişmesi gerektiğini söylüyor harita. Aksi halde çünkü İnatlaşmaların devam edebileceği, hatta bu inatlaşmaların önümüzdeki 2 aylık süreç içerisinde, 2, 4, 4, 8, 2 aylık, aynen 2 aylık dönem içerisinde hayal kırıklığı uğratabileceğini de gösteriyor. Yani birbirinizi zorlamayı bırakmalı, birbirinizin damarına basmayı bırakmalısınız. Belki de hani diyorsunuzdur ki belki o benimle savaşıyor. Yahu ben yoruldum zaten. O benimle mücadele ediyor diye olabilirsiniz. Burada belki de sizdeki bir şeyin değişmesi gerekiyordur ki bu savaş bitsin. O yüzden kişinin daha olgun yaklaşımlarda bulunabilmesi için belki de sizdeki bir şeylerin değişmesi gerekiyor olabilir. Belki de farklı bir açıdan bakmanız gerekiyor olabilir. Ki retro süreci bunu zaten size hatırlatacak bir nitelikte de geliyor. Eğer doğru farkındalıkları alırsanız tabii ki. Çünkü önümüzdeki 2 aylık süreç sonrasında yaşayacağınız yine bir hayal kırıklığı olabilir. Bunun önüne geçmek sizin elinizde diyor aslında enerjisi. Onu söyleyebilirim. Aynı zamanda şu var. Kişi zaten sizinle hayallerinin peşinden gitmek istiyor. Ama bir şeyler değişmezse hayal kırıklığına dönüşebilir bu beklentiler diyor harita. Yani potansiyeliniz var. Bitmiş gibi görünüyor ama kurtarılabilir. Sadece sabırlı olmanız gerekiyor diyor aslında enerji. Şimdi normalde olumsuz açılan bir harita. Zaten bugün paylaşımda da görmüşsünüzdür. Sıkıntılı derecelerde açıldı. Ama haritanın potansiyeline bakıldığında hem sabit yıldızlar yönünün değerlendirildiğinde hem de açı değerinde değerlendirildiğinde bir şans size geliyor. Evet, retro harekette geliyor. Yani gelecek olan haberleşmeler, eylemler var. Birçoğumuz için belki sıkıntılı bir süreç var ama sonuç olarak bir şans var. Yani değerlendirebileceğiniz bir fırsat mutlaka gelecek olarak görünüyor karşınıza. Bunu doğru değerlendirip değerlendirmemek çok önemli. Çünkü harita olumsuz, ilişki sıkıntılı gidiyor diyor harita zaten. Yani burada bir sinyal veriyor, uyarı veriyor. Yani bak, bir şeylerin değişmesi lazım. Yoksa ilişkiyi kurtaramazsın diyor harita. Ama burada bir şans da aslında veriyor. Retro enerji de bile gelse sizin yöneticinize yapacak olan bir Merkür açısı var. Evet, belki negatif olarak değerlendiriyoruz açı değerlerini ama sonuç olarak bir fırsat, bir iletişim, bir haberleşme enerjisi gelecek. Bu yüzden de aslında kişinin size getireceği bir fırsat, ilişkinin getireceği kadersel bir fırsat olacak diyebilirim. Bununla beraber gece saatlerinde, sabah saatlerine doğru çok fazla soğuklama enerjisi, kişinin size baktığını görme, belki de birbirinize gece saatlerinde gönderme yapma potansiyeliniz, gece saatlerinde paylaşımlarınıza dikkat etmeniz gerektiği görünüyor. Duygusal olarak bir şeylerin etkisinde kalarak paylaşım yapma ihtimaliniz varmış açıkçası. Ve bu ilişkide sıkıntı yaratabilecek, farkında olmadığınız bir konu olabilir. Yani daha sonrasında sıkıntı yaratacağını anlamayacağınız, o an duygulara yönelik paylaşacağınız veya o an yapacağınız bir adım, bir hamle kişiden görüp de, kişiyi stalklayıp da doğru olmayabilir. O yüzden stresli, fevri hareketlerden uzak durmanız, hele ki gece, akşam saatlerinde duygusal yoğunlukla hareket etmemeniz gereken bir zaman diliminden geçtiğinizde söylüyor harita. Bununla beraber başka ne söyleyebilirim ben? Ay, bir de şey var. Çocuk enerjisi dedi zaten. Şimdi orada çocuğunuz olabilir. Siz çocuk istiyor olabilirsiniz. Onun çocuğu olabilir. O çocuk istiyor olabilir. Çocukla ilgili bir mesele de konuşacak olabilirsiniz. Çocuk meselesi var gibi görünüyor. Bir de yine daha önceki bakımda da çıkmıştı bu. Hastalık noktası var. Yani bir rahatsızlık konusu, bir hastalık konusu. Allah korusun tabii ki ama bununla ilgili birbirinize destek olmanız gereken bir gündem var ya da olacak olarak görünüyor. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Hele ki bu biraz kadın enerjisiyle geldi ama hani yine de ben çok cinsiyet konularına girmek istemiyorum bu konuda veya hani vücut bölgelerine girmek istemiyorum. Çok fazla insan izliyor şu an, hani bir vücut bölgesini tarif etmek istemedim şu anda. Ama bir rahatsızlık konusu, aynı zamanda bir takıntı hali söz konusu olabilir. Birbirinizin yanında olmak isteyeceğiniz veya olmasını isteyeceğiniz bir dönem gibi görünüyor. Psikolojik olarak destek ihtiyacı çok fazla olacak gibi görünüyor çünkü bu dönem zarfında. Şimdi şöyle bir şey de var. Çok yorulmuş bu kişi. Hani ne hissediyor şu an kendisinde, ne durumda derseniz, inanılmaz yorgun, inanılmaz bitkin. Her şeyin üstüne geldiğini düşünüyor. Şimdi direkt olarak manipüle enerjisi var. Güneş enerjisi direkt olarak onun evini kesiyor ve amor enerjisi de burada. Diyor ki
Duygularım çok yoğun ama manipüle edenim de çok var. Hayatım çok dolu, kafam çok karışık. Hayatımı dengeleyemediğimi hissediyorum. Kendimi çok yorgun hissediyorum ve kendime bir yön çizemiyorum. Artık bir durgunluk enerjisindeyim ve sessiz kalmak istiyorum. Hiçbir şey sunmak, hiçbir şey vaat etmek istemiyorum. Ama bu yorgunluk ona gerçekleri gösteren bir yorgunluk gibi görünüyor aynı zamanda. Çünkü yanında olan insanlar, destek olan insanlar kimler? Gerçekten onun ihtiyacı olduğunda yanında olacak kişi kim? Bunu anladığı bir dönem gibi görünüyor. Çünkü benim gördüğüm kişinin içinde aynı zamanda bir hüzün de var. Şimdi haksızlık yapmış olabilir, bunun pişmanlığını hissediyor olabilir, yorgun düşmüş olabilir, size arkasını dönmüş olabilir. Çünkü amor enerjisi var ama bir tık geri planda kalmış. Yani yeni bir enerjiye geçiyor. Evet, duyguları arkasını dönmüş olabilir geçmişte. Ama kişi diyor ki belki de hata yaptığın konu buydu. Birilerinin etkisi altında kalarak bunu yapıyorum. Şimdi bu etkiden çıkmaya çalıştığı, sürekli bocaladığı bir dönem. Ki retronun da etkisi vardır diye düşünüyorum bunda. Biraz daha kendini rahat tutmak istediği bir süreç gibi görünüyor. Ki bilinçaltı konularında şu var. Anne konusu, eş konusu, eski eş konusu, evlilik konusu, şifalanması gereken konular, korkular, karma konuları ve yapması gerekenler, sorumluluklar, yani bilinçaltı temalarında o kadar çok kendisini çocukça hissediyor ki bir şeyleri elde edemediğini, taşıyamadığını, insanlar tarafından güçsüz algılandığını düşünüyor. Ve bu dönemde bunu kabul ediyor olabilir üstelik. Tamam, ben korkağım. Tamam, ben güçsüzüm, biliyorum dediği bir dönem. Ve umut arıyor. Gerçekten umut ışığı arıyor. Bazılarımız için şöyle bakın, kaldığınız yerden devam etme durumumuz var. Ayrı kaldığınız dönem olduysa gerçekleri öğrenme durumunuz, buradan üstelik devam etme, şifalanma enerjiniz var. Burada çünkü Hades Mars olan orta noktası geliyor. Gerçeklerin ortaya dökülmesi. Ama hırsla hareket ederseniz, kıskançlıkla hareket ederseniz, kendi içinizdeki dürtüleri bastıramazsanız aynı hataların yapılmasını da karma enerjisiyle getiriyor, onu söyleyeyim. Ama gerçeklerin ortaya dökülmesi de olası. Onu da söyleyeyim. Çünkü burada bir gerçeklik enerjisi çalışıyor. Ve kaldıramayacağınız şeylerin olabileceğini de düşünüyor belki. Bu herkes için geçerli değil. Ama ilişkinin sorumluluk gerektiren konularında gerçekler yüzüne vurulabilir bu kişinin. Üstelik sizin tarafınızdan değil, hayat tarafından, çevre tarafından, karma tarafından. Bu yüzden göremediği, kabullenmediği kendi gerçekliklerine ve derinliğine, negatif durumlarına, karanlık tarafına bile ayabilir bu dönemde bu kişi gibi görünüyor. Ve şöyle, zaten burada aslında evet, şifa enerjisi olarak hep sizi görmüş ama son dönemde hani şu vardır ya, tam deyimi hatırlamıyorum kusura bakma. Bir de oruçluyum, konuşma yeteneğimi kaybettim bugün. Hani kör baston olayı vardı ya, hani gözleri açılınca bastonu mu atıyordu? Öyle bir şey işte. Neyse, beni anladınız artık, ailem gibi oldunuz. Anlamışsınızdır artık benim ne demek istediğimi. Böyle bir olay var burada. Siz onu iyileştirmişsiniz, ona iyi gelmişsiniz. Ama o zannetmiş ki o enerji benim. Ben kendi kendimi iyileştirebiliyorum. Ben kendi kendimi zaten tamamlayabiliyorum diye düşünmüş. Bunun bir yanılgı olduğunu görebilir veya görmüş olabilir gibi görünüyor. Çünkü ilişkide bir şeyleri tükettiğini görüyor bu kişi. Ve özellikle şunu hissediyor veya önümüzdeki süreçte hissedecek. Herkesin zamanlaması eş zamanlı değil. Farklı olarak yaşayabilirsiniz bunu. Ama harita diyor ki direkt olarak, yani o enerji ona ait değil. O tükenecek. O zaten tutunduğu dalları bir yerden sonra kıra kıra, birilerini eze eze bir yerlere gelmeye çalışacak ama bir şeyleri yitirecek. Çünkü o enerji ona ait değil. Çünkü sizi çok suistimal etmiş olabilir, manipüle etmiş olabilir. Siz onun yanında olmuşsunuz ama diyorsunuz ki belli bir yerden sonra, onun için her şeyi yapabiliyorum ama sanki beni artık istemiyor. Ya da sanki eskisi gibi davranmıyor. Eski çabası yok. Yani onda bir şeylerin değiştiğini de gören arkadaşlarımız varsa bilin ki bunun da karması gelecek. Çünkü karma asteroidi de direkt olarak onun evine düşüyor zaten. Yani bugünün haritasında gerçekten kişinin karmik bir döngüden geçtiğini asteroid olarak da gezegen olarak da zaten enerji onaylıyor ki açı değeri olarak da onaylıyor. 29'a 5 olarak geliyor. Aşk hayatında neyi yanlış ilerlettiyse, neyi karmik olarak ilerlettiyse ki Güney Ay düğümü de burada, Zeus da burada, patlamalar da yaşanıyor, yaşanmak da üzere. Yani yeni bir patlamaya da hazır olun açıkçası. Öyle ki kişinin geride bırakmaya çalıştığı veya zorladığı, manipüle ettiği durum aslında onun en çok ihtiyacı olduğu durum olarak geliyor ki bu ne olarak geldiğine baktığında amor enerjisi olarak geliyor, aşk enerjisi.
tatmin olma enerjisini hissettiğinde kaçıyor. Ama kaçtığında tekrar eksileceğini göremiyor o an. Ve benim gördüğüm eksilmeye başlıyor olarak görünüyor. O yüzden eğer ayrılık süreciniz varsa, problemli süreçteyseniz, negatif enerjiler varsa, birilerine tercih edilmediğinizi düşünüyorsanız, problemli süreçlerinizde sizin için mücadele etmediğini düşünüyorsanız, bilin ki bu değişecek zaten. Ki ay enerjisi birinci derecede geliyor. Yani öyle ki bir şeyler şu an belirsiz ama sizin adınıza belirsiz ve oturacak bir şeyler var. Üstelik sizin kararsızlığınız dengeye gelecek zaten. Azıcık sabretmeniz gerekiyor olarak görünüyor. Çünkü sizin için yeni fırsatlar da geliyor ki 15 dakikayla geliyor. Güzel bir dereceyle geldi üstelik. İletişim durumu yine burada görünüyor aslında. Şimdi birinci derece evi veriyor. Şimdi ay bir derecede geldi çünkü 15 dakika diyor. Biz bunları aynı zamanda farklı değerlendirebiliyoruz burada. Enerji diyor ki, şimdi birinci de ev temasıyla ay sizsiniz ikinci yönetici olarak. Ve enerji diyor ki yani sen kendine odaklan. Önceliğin sen ol. 15 dakikayla geliyor. 15 dakika ev türetme sistemiyle beraber 3. eve tekabül ediyor. Yani diyor ki sana iletişim gelecek. Olduğun yerde kalsın, haberleri alacaksın zaten ki... Burada ne demiştik? Merkür Venüs'e geliyor. Venüs yine burada siz olarak geliyorsunuz haritanın yöneticiliğinde. Bugünkü horari açılımı için konuşuyorum. Doğum haritasından bağımsız yine söylüyorum. Bu konuda anlaşmazlık çıkabiliyor çünkü. Yanlış anlaşılmasın. O yüzden Merkür yine size geliyor. Üstelik çok da vakit kalmamış. Size haber geliyor. Siz bu kişiyle ilgili ya bir şey duyacaksınız. Ya adalet temasıyla ilgili bir şey öğreneceksiniz. Ya diyeceksiniz ki tamam. Yani haksızlıklarını ödüyor. Ya da size bir adım gelecek. Yani siz olduğunuz yerde sayın diyor harita. Size zaten gelen gelecek. Ama burada karar alacak olan taraf sizsiniz. Ve benim gördüğüm burada şu var. Kaderi değiştirmek istiyorsunuz. Yani bu yaşanan o kısır döngü. Kıracağım bunu artık diyorsunuz. İstemiyorum. Aynı sürece girmek, aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Gücümü ortaya koymak istiyorum. Karakterimi ortaya koymak istiyorum. Manipüle edilmek istemiyorum dediğiniz, net durmak istediğiniz bir döngü gibi görünüyor. Bu arada burada yine çoklu bir enerji var. Bazılarımız için geçmişten bir partner gelebilir, yeni bir kişi karşınıza çıkabilir, kararsız kalacağınız durumlar olabilir, yol ayrımında kalabilirsiniz ve tercihiniz bu kişiden yana olup olmayacağı konusunda bir ikiye ayrılabilir. Herkes için geçerli değil bu. Ama ikili bir enerji göründüğü için size sunulacak birden fazla fırsattan da bahsediyor aslında harita. Ama kişi için bakıldığında bırakın lütfen şu anki o dik duruş, burnu havada duruş varsa veya ilişkinizle ilgili dengesiz süreç varsa emin olun adalet teması işleyecek. Ki benim gördüğüm bu direkt olarak kişinin kendi hanesinde de işleyecek olarak görünüyor. Kendi evinde, kendi sürecinde de yaşayacağı bir şeyler var. O yüzden bırakın kendi haline. Kişi zaten kendisini bir döngü olarak toparladığında neyin kendisi için doğru veya yanlış olduğunu görecek. Ama tabii ki bazen adalet çalışır, bazen bizim hayrımıza çalışır, bazen biz görürüz, görmeyebiliriz. Bu biraz sisteme bağlı. Ama burada harita sizden yana diyebiliriz. Kişinin duygusal durumunu da açıkladık. Gelecek adına da aslında şansın sizden yana olduğundan da bahsettik. Bu yüzden bu dönemde ne yapıyormuşuz? Ay enerjisine bakıldığında kendimize odaklanıyormuşuz. Zaten haberler bize geliyormuş. Kuşlar bize doğru uçuyormuş. Aldım, kabul ettim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Instagram'da videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.